Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fehmen ve ihlasen ve elhiqna ila salihin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Evet. İstisna babına geldik. Bugün inşallah istisna konusunu göreceğiz. Babul istisna, haber mübteda mahzuf demiştik. Vel istisna mudafileyh oluyor burada. Ve huruful istisna, huruf mübteda konumunda. Huruful istisna, istisna harfleri temaniyetün. İstisna burada mudafileyh konumunda. Huruf mübteda dedik. Temaniyetün de onun haberi. Evet, istisna harfleri kaç tanedir? 8 tane zikredecek burada. Ve hiye illa gayru siva. Siva'nın okunuş şekilleri var. Siva, suva, sevaun, işte kasır ile veya med ile, hala, ada, haşa, haşanın da haşa, haşa. Bunda da 3 tane farklı lügat var. Burada bir kısmını almış. Bunlar nedir? Bunlar istisna edatlarıdır. Hiye burada mübteda, kalan da haber oluyor. Diğerleri de ona atıf olmuş oluyor. Evet. Bunlar istisna edatlarıdır. Bu istisna edatlarının en birincisi illa. İlladır. Ve illa ve ahavatuha da diyoruz biz bu baba. İlla ve ahavatuha. Yani illa ve ona hükümde tabi olan kardeşleri şeklinde de bu babı isimlendiriyoruz. Evet. Ve ekulu. Tafaddalu. وأقول الاستثناء معناه في اللغة استثناءن لغة manasına gelince mutlakın mutlakul ihracı mutlak ihraçtır. O nedir? Ve huve fi istilahin nuhati nahicilerin ıslah manasında ise ibaratun anil ihracı yani bi illa ev ihta ehevatiha ihtanın yani illanın kardeşlerine ya da benzerlerden bir tanesinin çıkarmaktır. Bu ibareden çıkarmaktır. Olmadı. İbaretin ibaretini alel ihracı çıkarmaktır. Neden bir illa? İlladan çıkarmaktır. İlladan. Bir okuyoruz hocam. Min manası veriyoruz. İlla ile biz ne yapıyoruz? Hükmü çıkarıyoruz. İlla ile geride verilmiş hükmü çıkarıyoruz. Yani ya çıkardığımız şey illa değil. İlla veya evet. Ev atıf edatı. Ev ya da ihta ehevatiha benzerlerden bir tanesini. Bir tanesiyle. Yine illa ile veya da illanın kardeşlerinden biriyle biz ne yapmış oluyoruz? Geride verilmiş hükmü biz çıkarmış oluyoruz. Evet. Lişeyin bir şey ki levle. Yok o ayrı bir cümle. Lişeyin bitti. Yani lişeyin dediğim gibi o gerideki verilmiş artık bir hüküm neyse o şeyi oradan ne yapıyoruz? Çıkarmış oluyoruz. Mesela şimdi örnek verecek. Levle zâlikel ihraç. Evet hocam. Levle zâlikel ihracı bu ihraç levla olmasaydı lekane olurdu dahilen dahil olurdu. Neye? Fime o şey ki kablel edati edattan önce dahil olurdu. Edattan önce olan şeye fi değil mi? Edattan önceki önce o durum neyse dahil olurdu. Heh. Bu durum olmasaydı. Yani mesela bir şeyi de gösterirsek daha iyi anlaşılır. Yani buradaki nazarı anlattığı için sanki bilinmeyen bir şey gibi gözüküyor. Aslında basit. Yani bize burada ne yapıyor? İlla'nın vasfını anladı. İlla ve kardeşleri diyor. Ne görevi görürler? İhraç görevi. Mesela diyor ki neceha ettelamizu. Telamizu burada ne? Faildir değil mi? Tilmizler, öğrenciler başarılı oldu. Ancak amir. Amir öğrencilerin bir kısmı. Biz amiri ne yaptık? Bu tilmizler içerisinde amili istisna ettik. Yani amili çıkardık bu hükümden. Ne hükümünden çıkardık? Necaha hükümünden. Yani öğrenciler başarılı oldu ama bu öğrencilerin içerisinde bazı öğrenciler var. İşte amir bunlardan biri. Bu buradaki hükme dahil değil. İşte bunu söylüyor.
Ne diyor? Yani ibaratun anil ihraç. İhraç demektir. Neyi ihraçdır? Li şeyin. Bir şeyi oradan, yani gerideki artık o hüküm neyse ondan ne yapmış oluyoruz? Biz ihraç ediyoruz. Peki neyle ihraç ediyoruz? Bir illa ve ahavatiha. İlla veya herhangi bir kardeşiyle. Burada neyle ihraç etmişiz? İlla ile. İlla ile biz amiri bu hükümden ihraç ettik. Dışarıya bıraktık. Şayet illa olmasaydı o zaman ne olacaktı? Lekâne dâhilen fîmâ kableda. Edattan önce olan hükme, edatta olan şey önceki hüküm neyse burada neceha mesela amir de dahil olacaktı. Bu yani. Anlatmak istediği şey bu. Evet. Ve misaluhu Ve bir tane kavlüke senin şu sözün gibi necahat telamidi illa amiren öğrenciler başardı illa amiren amir hariç yani Evet. amir başaramadı dahil olmamasından bunu Evet, kastediyor. başarıya dahil değil. İrabını yapalım. Anlaşılsın nasıl irab yapılıyor. Neceha. Necahat fiili mazi mebni alel feth et telamidu fe'lün merfu bid damma illa edatul istisna Evet, buna edatül amirine istisna da diyebilirsiniz. Harfi istisna da gelecek. İstisna edatları arasında evet ya ittifaklı da harf olan illadır. Evet. evet sen bir de hocam şeyi unuttuk. Et telamizu müstesna minhu diyeceğiz. Heh, niye müstesna minhu diyoruz? Cümlede bu aslında şeydir, fail, irabını böyle alıyor. Ama buradaki bir illa, istisna vasfı olduğu zaman bu istisna ediliyor. Bakın bu istisna ediliyor. Bu edatul istisna, istisnanın 3 tane öğesi var. Bu istisna edilmiş. Bu istisna edatı, bu da müstesna minhu. Bakın bu müstesna. Niye? İstisna edildi. Bu edatul istisna, istisna edatı. Bu telamiz de burada müstesna minhu. Yani kendisinden istisna edilendir bu da. Üç tane öğeden oluşuyor. Güzel. Allah razı olsun hocam, iyi hatırlattınız. Evet, illa. Çünkü bu niye önemli? Birazdan göreceğiz. Bu illanın bazı şekilleri var. Burada müstesna minhu'nun zikredilip edilmemesine göre hüküm değişecek. Evet. İlla harfi istisna diyeceğiz. Amiren de müstesna mansubun bir feth. Ya müstesna değil mi? Bak irabını neyle aldı? Müstesna ile aldı. O yüzden müstesna dedik. Müstesna mansubun bil fetha. Evet. Müstesna bi illa mansubun bil fetha. Cemil. Evet. Fakat ehreçte. Fakat ahirette bir kavite yani sen şu sözünle şunu çıkardın. İlla amiren amire bu istisna harfiyle beraber amiri çıkarmış oldun. Ehadet telamiz yani bu öğrencilerden bir tanesi. Amir açıklamış oluyor hocam. Ehadet İlla telamiz amiren öğrencilerden bir kavliyle tanesi. sen neyi çıkardın? Yani, amiri çıkardın. Oysa ki amir Yani öğrencilerden öğrencilerden bir birini tanesi. çıkardın. Ve hu amir ki Birini o çıkardın. amirdir. Evet. Evet, o da ve hu amir o da amirdir. Velevla zalikel ihracu velevla zalikel ihracu eğer bu ihraç olmasaydı lekane amirin amiri ihraç olmasaydı lekane amirin amir olurdu dahilen olurdu. Neye olurdu? Fi cümleti telamizi nacihine. Yani başarılı öğrenciler cümlesine, grubuna amir de dahil olurdu. Çok güzel, aynen. Ve alem enne edevatil istisnai kethiratun. Bu enne edevatil istisnai edatları çoktur. Bil ki istisna Fakat edatları çoktur. Yani evet. sayıları çok fazla istisna edatı var. Burada musannif hepsini zikretmiyor. Yani bunların dışında İstisna edatı olarak kullanılanlar da vardı. Mesela geçenlerde daha değil mi? Lemma'yı görürken ne demiştik? Lemma'nın bir de istisna edatı olduğu yer vardı mesela. İşte leysenin yeri geldiğinde, işte la yekun gibi. Bazı böyle burada zikredilmeyen de zaten çok nadiren kullanılan. Zaten bu babın en büyük istisna edatı illa. İlla hepsini karşılıyor. En fazla kullanılıyor. Diğerleri de burada zikredeceği kısımlar. Onlar çokça kullanılıyor. Yani burada zaten almadıkları çokça kullanılanlar değil. Nadiren kullanılanlar. Evet. Hocam Evet. şey alem diye telaffuz edildi ya. Efendim hocam? Bu emir va alem diye Evet. telaffuz edildi. Evet. Doğru muydu bu? Tabii doğru. Çünkü buradaki
Emir olduğu için hemze-i vasıl burada. Hemze-i vasılla baş, hemze-i vasıl sadece ne zaman okunur? Cümleye kendisiyle başlıyorsak. Ama cümleye Ben kendisinde başlamıyorsak. vi'lem diye biliyorum. Vi'lem diye geçemiyor muyuz ona? Yok, bir alem Emre-i olmaz. i'lem Vav, geliyor. vav burada fetha üzerine mebni. Fetha. Vav'ı Ha, değiştiremeyiz. baba göre. Eğer Tamam. mesela burada fu gelseydi fu'lem diyecektik mesela. Bu sadece niye? Çünkü hemzeyi siliyoruz. Hemze olmayınca bunun hareketi belli. Vav'ın hareketi burada fetha. Ayın da Tamam. sakin. Nasılsa sanki hemze yokmuş gibi okuyacağız. Ama olsaydı hemze-i vasıllarda asıl olan kesre olduğu için i'lem diye o zaman okuyoruz. Ama yoksa ve'lem. Eğer dammeli bir şey gelirse vu'lem. Artık mesela başka bir kelimeden geldiğinde o şekilde okunur. Yani damme ise damme, kesra ise kesra, fetha ise fethalı şeklinde gelir. Yoksa harfi biz değiştiremeyiz. Evet. Fakat zekera minhel müellifu semani edevat. Müellif bunlardan 8 tanesini zikretti. Vellezî zekerahu minha ala selâsi enva. Vellezî bunlardan zekerahu zikretti minha onlardan ala selâsi enva, yani 3 nevi üzere bunları zikretti. Selahattin 8 var, tanesi evet. 8 tanesini 3 neviye ayırmış oldu. En nev'ul evvelu, birinci nev'ul, ma yekunu harfen daimen ve huve illa. Bu odur ki sürekli, yani devamlı ebeden harf olandır ve huve illa, o da Bakın illadır. bunun özelliğini artık bir şeyi harf veya harf olmayan diye ayırdığında ne anlıyoruz? Niye bunu yapıyor? Çünkü bu harfin bir irabı yoktur, değil mi? Harflerin bu şekilde irabı olur mu? Olmaz. O yüzden mesela biz illanın kendisinin bir irabını yapıyor muyuz? Hayır, yapmıyoruz. İlla harftir. La mahalle laha minel i'rab. O yüzden harfül istisna dediğimizde zaten anlaşılıyor ki ve edatül istisna. Tabi edat isme de harfe de deniliyor ama harfül istisna dediğimizde biz anlıyoruz ki bunun kendisinin irabı yok. Yani mahallen bir şeyin, zaten bu mebni mahallen bir şeyin yerini tutmuyor. Ama diğerleri öyle değil. Mesela ileride gelecek. İşte hala, haşa gibi, işte gayır gibi, siva gibi, bunların kendilerinin de irabı olacak. Yani kendisinden sonrakilerin irabı olduğu gibi müstesna kıldıklarının, o müstesnaların irabı olduğu gibi kendilerinin de olacak, çünkü isim veya fiil onlar. Evet, birinci kısım demek ki sadece harf olan bu bapta illa var. Evet. En-nev'u's-sani. En-nev'u's-sani ikinci kısım ise ma yekunu ismen daimen, daima isim olan olur. Ve hu erba'atun, o da dört tanedir. Ve hiye, onlar ise siva bil kasdi ve kesrisin. Yani uzatmadan kesranın siniyle, esri olmasıyla siva. Ve suva bil kasdi ve dammisin. Yine sinin dammesiyle, yine uzatılmadan kasre okunur süva. Ve sevaü bir dammi ve fethasin, fethanın siniyle ama uzatarak seva şeklinde ve gayru ve gayru sözüdür. İkinci kısım. Bunlar da daima isim. İsim oldukları için bakın ona göre irab vereceğiz biz bunlara. Şimdi ileride bunların kendisine ait başlık gelecek, bunların hükmüne dair. Önce bir illayı ele alacağız. İllanın hükmünü bir dahaki dersimizde. Ondan sonra bunların hükmünü ele alacağız. İşte siva, sivan okunuşları, gayır. Siva ve gayrı bir alacağız. Ondan sonra diğerleri işte haşa, hala, ada. Bakın bunlar da harf veya isim olmasına göre irab değil. Bunlar da nedir? Daima isim olanlar. Demek ki siva ve gayrı. Siva veya diğer şekilleri. Siva, seva, siva, suva ve seva. Evet, anne özellik. Yani o salis üçüncü nevi ise ma yekunu harfen tareten. Ma yekunu olur harfen tareten. Yani bazen harf ve yekunu fiilen tareten okur. Ya yani bunun dışında bazen de fiil olur. Kullanılıyor yani harf veya fiil olması. Evet. Ve hiye Evet, selasetü tamam, bunlardan edevatin birisi bunlar. lemmayı gördük değil mi? Geçen dersimizde. Geçen derslerimizde lemmanın irabını yaparken
Ne dedik mesela? Lemma bazen ne olur? Lemma bazen eğer ki ona harf dersek harf olarak irabtan bir mahalli yoktur. Yani harf olarak bir irab olarak gelmez. Çünkü zira lemma bazı alimlere göre şeydir, harftir. Dolayısıyla bu harf olması açısından bir irabı yoktur. Ama bazı alimler de diyor ki hayır, o bazen şey olarak gelebilir, isim olarak gelebilir, bazen şey isim olarak gelebilir, bazen de harf olarak gelebilir. Biz de ona göre ne yapıyoruz? Eğer isim olarak geldiği yerde de biz ne yapıyoruz? Onun irabını yapıyoruz yani. Bu şekilde kullanılıyor. Veya da işte mehma da aynı şekilde. Bazen yani ismiyetinde veya harfiyetinde ihtilaf edilebiliyor. Eğer isim veya harf olmasa, mesela daha önceki derslerimizde değil mi? Şart edatları kısmında yine bu kitapta ismiyeti konusunda, yani isim midir, harf midir diye ihtilaf edilenlerden mehmayı görmüştük. Mehma böyledir. Eğer biz buna harf dersek irabtan mahalli yoktur. Ama isim dersek o zaman irabtan mahalli olur. Bazen ise bazı alimler de diyor ki bu harf ne olabilir? Bazen isim, bazen de harf manasında kullanılabilir. Arapçada bu tarz bunların nezirleri, yani benzerleri vardır. Burada da aynı şekilde bunlar bazen harf, bazen de fiil manasında kullanılıyor. Evet. Devam edeyim hocam. Evet. Ma yekunu harfen tareten ve yekunu fiilen tareten uhra dedik. Ve hiye selasu edevatin, bunlar da üç edattır. Ve hiye hala ve ada ve haşadır. Evet, bunlar da bu üçü. Evet, demek ki edevatül istisna edatlarını biz kaça ayırdık? Üç kısma ayırdık. Daima harf olan illadır. Daima isim olan siva, suva veya sevaun şeklinde ve gayırdır. Ve bazen harf olup bazen de ve tareten uhra ef'al, yani fiil olanlar ise bunlar da hala, haşa, ada şeklindedir. Evet, şimdi biz bunların hükmüne geçeceğiz. Hükmül müstesna bi illa. Bu giriş tarzındaki dersten sonra şimdi illanın hükmünü alacağız. Ondan sonra siva, gayır ve hala, haşa, ada, bunların hükmünü alacağız. En başta başlangıç olarak hükmül müstesna bi illa. İllanın hükmüne başlıyoruz. Şimdi illanın hükmünde üç temel esas var. Yani bunu bileceğiz. Bunu bilmek zorundayız. Çünkü başka türlü yok yani. Bunu ezberleyeceğiz. Zihnimizde kalacak. Bu şekilde bunun bazı kolay yönleri var. Çokça gelen yönleri var. Sizlere bunları burada ifade edeceğiz. Evet, illa ile yapılan. Çünkü illa çok kullanılıyor. Çok fazla geliyor. Ama şunu da unutmayın. Her gördüğünüz illa istisna edatı değil. Yani bazen istisna orada ilga olabilir. Ve orada hasır manası olabilir. Mesela ma ca'e illa Ali dersiniz mesela. Sadece Ali geldi. Buradaki sadece manası amacınız istisna değildir. Amacınız hasır manasıdır. Hasretmektir. Orada da illa o zaman ilga olur. Yani istisna manası katmaz. Yani oradaki mütekellimin maksadı da istisna olmalı. Hasır veya başka bir şey olmamalı. Siz zaten artık alıştınız. Bazı harflerin pek çok görevde veya pek çok amelde istimal olunması, istihdam olunmasını gördünüz. Şimdi biz istisna olarak illayı aldığımızda bu şekilde illa çok kullanılır. Ve istisna edatlarının da en başıdır, en çok kullanılandır. Bunun üç tane sureti var. Şimdi bunu anlatacak. Evet. Kale fel müstesna bi illa yunsabu izâ kânel kelâmu tâmmen muceben. Evet. Şöyle yapalım. Bu şeyden başlamadan önce kendisi biz önce burada anlatacağını şöyle şu şekilde şey teşkille şimdi istisnayı biz 3'e ayırıyoruz. Evet, nerede şurada? Bakın, illa ile yapılmış istisnayı 3 başlıkta inceleyeceğiz. Birincisi, veya bazıları iki tane de inceliyor, sıkıntı yok. Öyle de inceleyebiliriz, böyle de fark etmez. Müstesna minha göre ayıralım biz. Müstesna minha göre. Müstesna min dediğimiz şey, müstesna minhi gördünüz. Yani kendisinden ne yapılmış oluyor? Kendisinden istisna edilen şey. Kendisinden istisna edilen. İşte ca'el kavmu diyoruz mesela. Müstesna minhu. Ca'el kavmu diyoruz. İlla Ali. Ali gelmedi. Kim geldi peki? Kavim geldi.
İşte kendisinden istisna ettiğimiz, Ali'yi neyden istisna ettik biz? O gelen kavimden istisna ettik. İşte o kavim eğer zikredildiyse biz buna ne diyoruz? Müstesna minhu zikredilmiş. Veya da müstesna minhu gayri mezkurdur. Zikredilmemiştir. Ya zikredilmiş olarak gelir veya zikredilmemiş olarak gelir. Eğer müstesna minhu zikredilmezse en kolayı budur. Müstesna minhu cümlede yoksa cümleyi illa yokmuş gibi irabını yapacağız. En kolayı bu. Oraya geleceğim şimdi örneğine. Ancak müstesna minhu zikredildiyse işte burada bilmeniz gereken hükümler var. Müstesna minhu zikredilmediyse o zaman şuna bakarız. Cümle ya menfidir. Cümle burada nedir? Ya buradaki cümle menfidir veya da buradaki cümle nedir? Mucep'tir. Yani olumludur. Veya müsbet de diyebiliriz, mucep de. Müsbet veya menfidir, mucep veya menfidir. İşte buna göre hükmümüz değişecek. Eğer mucepse kesinlikle nasip gelecek. Mesela dedik ki cae kavmun. Yukarıda örnek verdik mesela. Cae kavmun illa Ali dediğimiz zaman cümlemiz olumlu mu? Olumlu. Kavmun bildiğimiz cae geldi. İlla Aliyen demek vaciptir. İlla Aliyen demek zorundayız. Zaten bizim bu konuyu mansuplar içerisinde almamızın sebebi de bu kısım. Yani hangi kısım? İşte bu kısım. Yani olumlu gelip müstesna minhun zikredildiği yerdir. O yüzden çünkü burada sadece mansup gelir. Evet şey gitti neyse. Menfi kısma geldiğimiz zaman burada bunun da örneğini verelim. Menfi kısma. Bu da diyorsun ki macae. Bu sefer olumsuz geldi. Macae ama yine zikredildi. Macae kavmun kavim gelmedi illa aliyen veya aliyyun. İkisi de caiz. Aliyyun caiz. Şimdi sebeplerini göreceğiz. Aliyyun caiz ki eftal olan budur. İtba yani. Veya aliyyen istisna olarak aliyyen diye gelmesi caizdir. Ya itba gelir yani kendisinden önce kelimeye uyar burada bedeli gelir onun. Ya da müstesna olarak bu şekilde aliyyen gelmesi caizdir. Gelelim müstesna minhun zikredildiği yani mezkur olduğu yer müstesna minhun. O ne oluyor müstesna minhun? Müstesna minhu ne oluyor burada? Şey gayri mezkur özür dilerim. Müstesna minhu zikredilmemiş yani. Şimdi diğer iki kısımda zikredildi. Öyle yazdık değil mi? Karıştırmadık. Buralarda zikredildi. Yani mezkur bu iki kısımda. Zaten örneklerde gördünüz. Kavmun müstesna minhu. Bunu biz ayırdık menfi ve müsbet olarak. Öyle mi yazmıştık? Karıştırmayalım. Menfi ve Evet. tamam o zaman sorun yok. Zaman çok yok. Menfi ve müsbet olarak yazdık. Mezkur burada zikredilmezse eğer müstesna minhu zikredilmezse cümlede illa yokmuş gibi yapıyoruz. Mesela diyoruz ki mesela ne diyelim? La tera mesela la tera illa şeyen cemilen mesela. Şeyen cemilen. Bakın burada şeyen cemilen diye irabı yapmamızın sebebi yani ikisini de mansup yapmamızın sebebi ne? İlla yokmuş gibi. Diyoruz ki la tera görmezsin. İlla ancak güzel şey. Güzellikten başka bir şey görmezsin. İlla sanki yokmuş gibi hareket edin. Şeyen cemilen burada ne olmuş oluyor? Tera burada faili burada entedir değil mi? Müstetirdir vücuben. Şeyen cemilen bu kadar meful bihidir. O zaman ne yapacağız? Bunu meful bihi gibi sanki irabını yapacağız. Yani illa yokmuş gibi. O yüzden en kolayı bu ve en çok geleni de bu. Yani en çok geleni müstesna minhun zikredilmeden gelenidir. Ve en kolayı da o illayı kaldırın illa yokmuş gibi irabını yapın. Şurası genelde karışılıyor. Müstesna minhun zikrediliyor işte orada ezbere bilmemiz lazım. Menfi mi yoksa müsbet mi diye ona göre hükmü değişecek. İşte gördüğünüz gibi müstesnanın illa ile yapılan istisnanın bu üç tane hali vardır. Başka da hali yok. Evet, bir de munkatı muttasıl Bir soru. meselesi var. Efendim? Burada bir soru sorabilir miyim hocam? Tabii hocam. Hocam. Bu üçüncü kısımda Evet. müstesna minhu zikredilmediği durumlarda cümlenin olumlu veya olumsuz olmasına aramıyoruz, bakmıyoruz.
değil mi? Tabii kesinlikle cümle olumlu veya olumsuz olması önemli değil. O yüzden ne dedik? Müstesna minhu'ya göre zikrediyoruz. İster cümle olumlu gelsin, ister olumsuz gelsin, aşağıda da gelecektir. Ona bakmıyoruz. Çünkü biz müstesna minhu zikredilmedi ya, hiç önemli değil olumlu olumsuzu. Ama müstesna minhu zikredilirse o zaman bakıyoruz olumlu veya olumsuzuna. Şimdi onların sebepleri de, sırları, hikmetleri de gelecek. Neden bu şekilde olduğuna dair. Bir de munkatı muttasıl var. Munkatı muttasıl. Yani o genel bu kitapta zikredilmiyor. Bir sonraki alacağınız daha üst seviye kitaplar da var. Sadece kulak dolgunluğu olsun diye ona dair bazı hükümler var. Onları zikretmeyeceğim. Sadece ne olduğunu söyleyeyim. Mesela bazen insanların kafası karışıyor. Diyor ki ve ca'el melaiketu mesela nasıldı? Bakara suresi ilk ayetinde illa ve secedel melaiketu illa iblis. Bakın. İlla iblis. Katı. Efendim? Bunun katı oluyor. Heh. Burada bakın melaiketu kelimesi değil mi? Melaiketu burada munkatı. Niye? Çünkü melaiketi kelime iblis meleklerden değil. Değil mi? Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de onun cinlerden olduğunu söylüyor Kehf suresinde. Bundan değil. İşte burada müstesna minhun yani müstesna istisna edilen şey müstesna minhun bir parçası değilse bir parçası değilse biz buna munkatı diyoruz. Biz buna munkatı diyoruz. Yani ne olmuş oluyor burada munkatı olarak? Aynı cinsinden gelmez. Mesela diyor ki Kur'an'da ma lehum bihi min ilmin illa ittiba'ez-zan. İttiba'ez-zan. İttiba'ez-zan dediğimiz ilmin bir parçası değil. İşte buna biz munkatı diyoruz. Yani istisna yaptığımız şey müstesnanın bir parçası değil. Ama diğerlerinde kavmun dedik ya, kavmun illa Ali dedik. İşte buna da muttasıl diyoruz. Kavmun illa Ali çünkü Ali burada kavmin bir parçasıdır. Yani gelen kavmin bir parçası. Bu şekilde olursa da buna muttasıl diyoruz. Bu muttasıl ve munkatı diye ayrılmasıyla çok ince bir hüküm daha beliriyor burada. O da şey olanda, menfi olanda, menfi olan vardı ya. Menfi olan da bir hüküm daha beliriyor, o kadar. Başka yani pek bir ayrımı yok. Bir de mesela daha demin gördüğünüz ayetteki gibi istisnanın munkatı olduğunu anlıyorsunuz. Bazıları da orada taglip var diyor. Mesela Zemahşeri orada talip var diyor. Taglip nedir? Talip de bir belagatta değil mi? Bir sanattır. Taglip dediğim şey iki şeyi birbirine katarak söyleme. Mesela ebeveyn diyoruz değil mi? Ebeveyn. Ebeveyn dediğimiz şey iki baba demek aslında değil mi? Kelime olarak. Ama anne ve babayı baba kelimesinin içerisine katıp anne baba demek istiyoruz. Veya işte Hazreti Ayşe annemizin esvedeyn dediği de hep zikrediyoruz. Esvedeyn. Bu da nedir? İki siyah. Aslında kastettiği hurma ve sudur. Ama ikisi ne yapılmış? Su hurmanın içerisine katılıp zikredilmiş. Buna taglib. Yani birbirine galebe çalıyor. Onu onun içerisinde zikrediyorsun. Bu şekilde gören de var. Bunu da sadece şimdilik kulak dolgunluğunuz olsun. İleride daha detaylı alacağız. Evet. Hükmül müstesna bir illa. Evet. Fel müstesna. Şimdi bu şekilde biz istisnanın hükmünü göreceğiz. Yani yukarıda anlattığımız üç kısmı zikredeceğiz. Nedir? Fel müstesna bir illa. İlla ile yapılan müstesna yunsabu. Yunsabu izâ kânel kelâmu tâmmen muceben. Bakın. İzâ kânel kelâmu tâmmen muceben. Birinci kısım. Müstesna minhu zikredilmiş. Ve kelam tam ve mucep. Buradaki gibi. Bak müstesna minhu var. Kavm. Ennas müstesna minhu var. Ve olumlu. İkisi de olumlu olarak gelmiş. O zaman burada mansub olarak gelmesi vaciptir. Nahvu gâmel kavmi illa Zeyden. Kavim geldi ancak Zeyd gelmedi. Haracen nasu illa Amran. Amr ve Zeyd burada istisna üzerine mansuptur. İstisna üzerine mansuptur. Bu birinci suretimizdi. Geldik ikiye. Ve in kânel kelâmu menfiyen tâmmen. Ha. Tam yine tam. Tam dediği bu işte. Tam dediği ne? Yani müstesna minhu zikredilmiş ve menfi. Burada menfi gelirse. Caze fihi o zaman orada iki vecih caizdir. Ya bedeldir itba dediğimiz bedel ya da en nasbu alel istisna. Yani mansub olması müstesnanın istisna üzerine mansub olarak gel. Mesela ma kavmel kavmi illa Zeydün. Zeydin irabı ne oldu burada? Bakın itba. Yani bu kavm kelimesinin irabına uydu. Tabii kavm mansup gelse bu da mansup olacak. Mecrur gelse bu da mecrur olacak. Bu şekilde olur. Burada ne olarak geldi? Marfu geldiği için merfuya uydu. Yani bedeli. Bedeli biliyorsunuz zaten. Bedel, mübeddel, minhun aynısını alır.
bedeli olmuş oldu. Ya bu şekilde mübeddel bedel yapılır mübeddel minhudan, ya da illa zeyden bu şekilde ne yapılır? İstisna üzerine mansup yapılır. Hangisi daha eftaldir? İşte budur. İşte burada zikredilen şey oydu. Eğer ki istisna munkatı olursa, daha demin söylediğim olay bu. Hani dedim ya, ince bir fark var. Yani onu aklınıza tutmanıza gerek yok. Sadece bilin yani çok cüzi bir şey olduğunu. İstisna munkatı olursa işte orada diyorlar ki nas vacip olur diyorlar bazı alimler. Nas vacip olur diyor Hicazlılar. Bazıları da temimlerde diyor ki hayır diyor, eftal olur. Sadece fark bu. Munkatı olmasındaki fark bu. Ama muttasıl olursa dediğimiz gibi burada itba daha eftaldir. Sadece muttasıl ve munkatı şeklinde ayrım. Bu şimdilik onu aklınıza tutmanıza gerek yok. Sadece bu üç sureti bilelim. Eğer tam ve mucepse nas vaciptir. Eğer nakız, menfi ve tamsa nedir? O zaman iki şekil caizdir ama itba bedel olması nedir? Eftaldir. Üçüncü suret, ha bu ikiydi. Eğer ki üçüncü suret nakıs ise, ha kelam nakıs. Bakın o zaman değil mi? Menfi veya müsbet olmasına, mucep olmasına bakılmıyor. İbrahim Hocam iyi uyardı bizi. İkisine bakılmaz. Kâne alâ hasebil avamil. O zaman amillere göre bakılır. Sanki illa yokmuş gibi. Mesela mâ kavme illâ zeydun. Bakın mâ kavme illâ zeydun. Burada neye bakmayacağız biz? İllâ'ya bakmayacağız. İllâ'yı çıkarın buradan. Sanki ne gibi oluyor? Mâ kavme zeydun. Zeyd gelmedi. Burada bakın ne olacak? Merfu. Mâ darabtu illâ zeyden. Ben dövmedim illâ zeyden. Mâ darabtu zeyden. Çıkar illâ'yı. Sanki meful bihi değil mi? Mâ marartu illâ bi zeydin. Ben uğramadım illâ'yı çıkar. Zeyde uğramadım. Bi ile kullanılır. Bundan müsaallisi. Müsaallisi olur. Hep menfi. Ya hep menfiye örnek vermişti hocam bu son kısımda. O yüzden o soruyu sorarak hani oturması için sordum aslında. Biliyordum meseleyi de. Şerh edecek. Yani üç suretini bizlere tek tek şerh edecek. Bu üç sureti aklımıza bulacağız. Dediğim gibi şu üçüncüsü en kolayı. Biz aslında şu ilk ikisine bakacağız yani. Genelde de şu gelmezse, nakıs gelirse zaten illa yokmuş gibi hareket edilir. Ama nakıs değilse şu ikisinden ille de birini söyleyecekseniz mansup yapın. Çünkü mansup ikisinde de tutuyor yani. Evet. Buyurun hocam. Ve ekulu diyorum ki i'lem bil enne lil ismil vâkiye vâbi'i ba'de illa selâsete ahvali. İlla'dan sonra gelen ismin isim vâki olması üç şekil, üç haldedir mi hocam? Evet. Yani şeyden evet. Sonra illa'dan sonra vâki olan ismin neyi vardır? Üç tane hali vardır. Evet. El hâle annenin efendine geçmiş haberi. Selase burada ismidir annenin. Selase. Annenin ismi mahallen mi hocam bu şey selasete ya? Mebni ya. Mebni değil bu. Kim dedi? Pardon özür dilerim. Tamam ben yanlış şey yaptım. Tamam. Selase aşer olsa doğru. Tamam doğru. Evet. El haletil ula birinci hal. Vücubun nasfi nasbi alel istim. El haletul ula. O da o şekilde de okunur. O zaman yeni bir cümle gibi. Haleti de doğru da yani bilinçli mi okunur? Yok. Ben haleti okuyacaktım aslında. Haleti diye bilinçli. Ahvalden bedel yaparak okumuş olursunuz. Ahval ya. Üç tane hal. Birinci hal. Haletil ula. O şekilde de caizdir okumak yani. Tamam. Vücubun nasbi alel istisna. İstisna üzerine nasb olmasının vacip olması. Birincisi bu. El haletü saniyetu ikinci hal. Cevazul itba'uhu lima kable illa. İlla'dan öncesine tabi olmasının cevazu itba'ihi lima lemma mı bu? Lima kable illa. Lima
Kable illa, illa'dan öncekine tabi olmasının caiz olması. Ala ennehu bedelun. Bedelun minhu. Yani ona bedel olmak üzere. Evet. Evet. Ve ma'a cevazen cevaze nasbi cevazi nasb oluyor da güzel. Cevazi nasbihi nasbihi alel istisna ya da şöyle diyeceğiz. İstisna üzerine nasb olmasının caiz olmasıyla beraber diyor. Yani ikisi de olabiliyor. Aynen. Ya istisna üzerine nasb olur ya da kendinden öncekine bedel olur. Aynen. El haletu salisetu, üçüncü hal, vücubu icraihi ala hasebi ma yaktazihil amili amilu, pardon değil mi? Yaktazihil amilul meskuru, meskuru. Evet, zikredilen, bir dakika şöyle diyelim, icra olmasının vacip olması ne üzerine? Ala hasebi ma yaktazil amil, amilin gerektirdiği şey üzerine icra edilmesinin vacip olması. Neyden önce? Nasıl amil? Yani. İlla'dan önce zikredilen. Zikredilen amilin tabi sıfatı bu. Nereden önce? Gable illa. Yani illa'dan önce zikredilen amilin gerektirdiği hal üzerine icra edilmesinin vacibiyeti. Vacibiyeti. Evet. Sıfat değil de müteallak o. Evet. Evet. Ve beyan yani zalik, bunun beyanı, ennel kelame lezi gable illa, illa'dan önceki kelamın imma en yekune tamamen diyor. Şimdi yukarıda bir de suretlerini imma söyledi. Yani üç tane sureti var. Ya nasb-ı vaciptir. Birinci suret. İkincisi ya itba olacak, kendisinden öncekine tabi olacak bedel olarak veya mansup olacak istisna olarak birinci suretteki gibi, ama burada vacip yok sadece. Ya da illa'dan önceki, illa edatından önceki amil neyse, amil neyi gerektiriyorsa. Mesela amil burada mesela, onu fail ise onu fail yapmıştır. Onu fiilin fiilde var. Fiilin üzerinde fail yapmıştır. Veya kendine mefhul yapmıştır. Veya ful yapmıştır. Yapmıştır. Oradaki amil ennel kelam ellezî gable illa, illa'dan önceki kelamın haberi şimdi geliyor değil mi? İmma en yeküne tamamen muceben, ya tam olumlu olabilir ve imma en yeküne tamamen menfiyen, ya da tam olumsuz olabilir ve imma en yeküne nakisen ve la yeküne hayneizin illa menfiyen. Ya da nakıs olur ve la yekün hine izin illa menfiyen, ancak la yekün olmaz, hine izin bu takdirde olmaz, illa menfi, ancak menfi olur. Ne diyor hocam? Ya ancak menfi olur. Yani menfi olması gerekiyor ama, değil mi hocam burada cümlenin o zaman? Şurayı üçüncü kısmı okuyordum da hocam. Ve imma en yeküne nak ve imma en yeküne, ama burada şey diyor, ve la yeküne hine izin illa menfiyen, ancak menfi olur. O soruya ben öyle de yapıyorlar. İlla'dan sonra orayı karıştırdık, doğru. İlla'dan sonra ya menfi gelir, yani şöyle de ayrım yapıyorlar, oradan hatırladım. Aynen. Hatta aynen. Kitabınızda yani o müşecciyada böyle bir ayrım yapıyor. Ya menfi gelir ya mucep gelir suretinde yapıyor. Yani cümle ya mucep gelir hocam, ya menfi gelir. Efendim hocam. Yani biz de bu dersi yaptık. Müstesna konusundayız şu anda müşecciyada. Bu ifade şey geçmedi yani, üçüncü durumu şöyle tarif ediyor. Nakıs işte ma hüve ma lem yuzker fihil müstesna min işte yuğrabül müstesna hasebe mevkıihi minel cümle diyor. O
Yani hocam irabı ama sureten sadece menfi olarak geliyor. Yani müsbet olarak gelmiyor. Şimdi şöyle bir şey. Mesela yani geçmedi. Ya şöyle geçmedi hocam. Ama işte şeye de geçmedi. Tamam, şundan dolayı geçmedi. Şimdi birinci surette müstesna minhun neden geçmedi onu anlatayım. Müstesna minhun zikredildiği yerde müsbet veya menfi olmasının irabına tesiri var mı? Müstesna minhun zikredildiği yerde müsbet veya menfi olmasının irabına tesiri var mı? Var değil mi? İrabına tesiri var tabii ki, evet. Zaten o yüzden. Buradaki menfi olmasının irabına bir tesiri yok. Fakat Araplar bunu böyle kullanıyor. Menfi olarak geliyor. Zaten bu şekilde istisna yapılıyor. Yani mesela olumlu olarak getirdiğin zaman mesela velayet örnek mesela verdiği zaman yukarıda verdi ya örneklere baktığımız zaman daha iyi anlaşılır. Örneğin burada dedi ki ma mera mesela ma kame illa zeydir. Gelmedi ne geldi? Zeyd geldi burada. Ancak Zeyd geldi. Zeyd'den başkası gelmedi. Kame geldi illa Zeyd. Kame geldi illa Zeyd. Nasıl o zaman mana verdi? Yani bu şekilde müstesna minhu zikredilmediği için mesela şöyle olacak o zaman cümle. Kame geldi illa Zeyd. Yani caiz olmuyor yani. Fakat irabı üzerinde bir etkisi yok. Fakat bu şekilde müstesna minhu zikredilmediği için olumsuz gelmekten başka çaresi yok. Ama irab üzerinde bir etkisi olmadığı için zikredilmiyor. Yani hani menfi gelir veya işte mut şey gelir. Niye? Çünkü diğerinin irab üzerinde etkisi var. Biz de o yüzden hani karıştırdık ama evet bu menfi gelir. Yani olumsuz olumlu olarak gelmesi mümkün değil. Yani nasıl yapacaksın? İşte daraptu illa zeyden. Ne diyeceğim burada? Daraptu illa zeydene ne mana vereceksin? Daraptu illa zeyden. Yani zeydi dövdün mü dövmedin mi? Ama burada ne yapman lazım? Olumsuz getirmen gerekir yani. Anlaşıldı mı şimdi? Anlaşıldı durum. İraba etkisi yok yani. O yüzden yani zikredilmemiştir. Evet. Müşecciyatına geçmeyince ben hani iki durumda da gelebilir diye düşündüm. Çok da değinmedik yani bu konuda derste. O yüzden kendim böyle ayrım yapmıştım. Yani menfi ve size göndermiştim o teşhiri 6-7 sayfalık. Orada menfi ve müsbet diye de bir ayrım yapılıyor. Hatta ben kendim o şekilde bir ayrım yapmıştım orada. Evet. Ne oldu yani? Çünkü hep olumsuz anlam verdi. Ben daha önce çalıştım bu hükmü şeye, hükmü müstesnaya. Böyle bir şey vardı yani. Acaba olumsuz gelme zorunda mı? O yüzden soruyla girdim bu şeye yani. Ha. Soruyla başladım. Müşecciyada da geçmeyince hatırlamadım sonradan bunu tabii. Yani dedim herhalde ikisi de oluyor. O yüzden hani biliyorum falan dedim ama bilmiyormuşum yani. Yok olsun şey olmuş ama iyi olmuş. Ben de karıştırdım. En azından mesele vuzuha kavuşmuş oldu. Öğrenmiş oldum. Evet. Devam ediyorum. Evet hocam. Ve ma'na kevnil kelamis sabgı tamamen. Kendinden yani şöyle diyeceğiz. Önceki kelamın tam olmasının manası. Yani illadan önceki ne söylüyor burada? Önceki kelamın tam olmasının manası. Yani müstesna minhin zikredilmesini anlatacak. En yüz kara fihi müstesna minhu. Müstesna min orada zikredilmesidir. Ve mana mana kevnihi nakısen ve nakıs olmasının manası ise ella yüzkeru fihi müstesna minhu müstesna minhin orada zikredilmemesidir. Ve mana kevnihi muceben mucep olmasının manası ise mana kevnihi muceben mucep olmasının manası ella yesbeğehu nefyun ev şibhehu şibhi ne demek artık öğrendin değil mi? Nefyin benzeri nelerdi? Her yerde geçiyor. Nehi veya istifham yani. Evet onun önünde nefyin veya istifhamın
İstifhamı kastediyor hocam burada değil mi? Evet, doğru. İstifham da olur. Nefi de olur, nehi de olur yani. Bunlar da şeyin, nefiyin kardeşleri. Evet. Ve şibhu nefiye nefiyin benzerinden kasıt şudur. En nefyu vel istifhamu. Nefi ve istifhamdır. Ve mana kevnihi menfiyen. Menfi olmasının manası da En yesbiqahu ona ne sabık olur? Ahadu. Ahadu mu? Ha, faili orada değil mi? Ahadu hadihil eşyai. Bu şeylerden biri onun önüne geçmesi. Yani istifham, nehi veya nefiden biri önüne geçer. فَاِنْ كَانَ الْكَلَامُ كَلَامُ السَّابِقُ تَامًا مُوْجَبًا şayet üç sureti tek tek açıklayacak. Yani kelam tam ve mucepse. Yani tam geliyor, müstesna min zikrediliyor ve olumlu gelirse. Ne olacak orada? Müstesna min'den önceki kelamın tam veya olumlu olması olursa diyor vecebe vacip olur. Neyi vacip olur? Nasbul ismul vaki. Bir dakika hocam, şunu doğru okuyayım. Vecebe vacip olur. Vacip olan ne? Nasbu. Değil mi? Nasbul ismil vaki. Nasbul ismil vaki. Evet. Ba'de illa. İlla'dan sonra vaki olan ismin nasb olması vacip olur. Ne üzerine nasb olacak? Neden nasb yapıyoruz? Alel istisnai, istisna üzerine. İstisna olması üzerine vacip olur. Evet. Nahlu gavlike, şu sözünde olduğun gibi gamel kavmu, kavim geldi. İlla zeyden. Zeyd gelmedi. Zeyd hariç kavim geldi diyor yani. Ve gavlike haracan nasu illa amran. Amr hariç insanlar geldi. Bütün insanlar geldi. Amran burada ne diyor? Fezeyden ve Amran kelimeleri müstesneyani. Müstesnadır. Müstesna, istisna edilmişlerdir. Minel kelami min kelamin tam olan kelamdan müstesna edilmiştir. Zikril müstesna minhu. Niçin? Müstesna min zikredildiği için. Ve huvel kavmu. O da kavimdir. Yani kavimden kasıt müstesna min'tir. Fil evvel. Birinci cümlede müstesna min kavimdir. Ve nasi fissani. İkinci cümlede de müstesna min ennastır. Vel kelamu ma'zalik, bununla beraber kelam mucebun, muceptir, olumludur. Li'ademi takaddumi nefyin ev şibhihi. Nefi ve benzerleri takaddum olmadığı için. Başa gelmediği için. Fevecebe nasbuhuma. Bunun üzerine nasb olmaları vacip olur. Ve hazihi hiyel haletil ula. Bu birinci haldir. Evet, bu yukarıda anlattığımız birinci hal. Müstesna minhu tam gelir, mucep gelir. Yani müstesna minhu zikredilir ve istisna burada tamdır ve mucep olumludur. Başına herhangi bir nefi, nehi veya istifham edatı geçmez. Bu durumda nasbı vacip olur. Evet. Şimdi ikinci suret. Ve in kânel kelâmus sâbigu tammen menfiyen. Burada geçen yani illa'dan önceki kelamın tam veya tam ve menfi olması olursa diyor. Caze fihi'l itba'u alel bedeliyeti. Bedel olmak üzere tabi olması caiz olur. Yani ondan öncekine, yani müstesna minhe tabi olması caiz olur. Ev ya da
en nasbu alel istisnai. Ya pardon, en nasbi alel istisnai. Ya da istisna olmak üzere nasb olması caiz olur. Nahu gavlike, şu söz olduğu gibi, ma gâmel gavu illa zeydun. Kavim ne gâme geldi? İlla zeydun kalktı. Zeyd gelmedi. Burada zeydun merfu gelmiş. Kavme bedel olmuş. Aynen. Fe zeydun, buradaki zeyd müstesna minel kelamin tammin, müstesnadır. Onun irabını yapalım biraz ya. Ma gâmel kavmi illa zeyd. Ma nafiye gâme fiili mâzi mebniyün alel fet el kavmu failun merfûn middamme illa harf istisna zeydun bedelu minel kavm. Evet, bedel minel kavmden bedeldir veya müstesna da diyebiliriz. Müstesna ama irabını nasıl alıyor? Bedeliye üzerine alıyor yani. Evet. Bedel olması üzerine. Evet. Zeyden diye okursa da o da müstesna olarak irabını alır illa. Evet, müstesna. Fe zeydun müstesna minel kelami tamin di zikri müstesna min. Müstesna min zikredildiği için ve huve kavm, o da kavimdir. Vel kelamu me'a zalike menfiyyun. Bununla beraber kelam menfi olur. Litekaddumi. Niye hocam tekaddum ha şey isim bu ya? Mastar. Tabii. Litekaddumi fiil gibi okur zannettim de. Litekaddumi ma ennafiye. Ma ennafiye geldiği, tekaddum ettiği için. Feyyecuzu fil isba'i. Tabi olması, ona tabi olması caiz olur. Fetegulu dersin ki illa zeydun. Şey illa zeydun olarak dersin. Bir raf'i. Yani merfu olarak. Ve ennel müstesna minhu merfu'un. Burada müstesna min merfudur. Ve bedelul merfu'i merfu'un. Yani merfu ya bedel olan merfudur. Ve yecuzu fihi, orada caiz olur. Ala qille, az olarak gelmesi caiz olur. En nasbu al müstesna. Müstesna alel istisna. İstisna üzerine nasb olması da az olarak gelir diyor. Az olarak dedik, burada asıl olan itbadır yani. Asıl olan bedel olarak gelmesi. Fetegulu dersin illa zeyden. Hazihi hiye haletus saniyeti. Bu da ikinci haldir. Çünkü niye? Burada hani olumsuz yaptığın için makame el kavmu, kavim gelmedi. Aslında diyorsun ki Zeyd'in gelmediğini, Zeyd geldi diye kastediyorsun. Makameyi ne yapmış oluyorsun? Önceki hükmünü iptal etmiş oluyorsun yani. Kavimden bedel olarak getirmiş oluyorsun. Ve inkâne ve inkânel kelâmu sâbigu nâkısan. Şayet önce gelen kelam nakıs olursa, önce gelenden kasıt illadan önce. Ve la yekûne illa menfiyen. Ve la yekûne olmaz illa ancak menfi olarak gelir diyor. Kânel müstesna ala hasabi ma gable illa minel avamil. Şuraya bir daha bakayım. Kânel müstesna müstesnayla ala hasabi ma gable illa. İlladan öncekinin durumu şöyle. Avamilden, yani amillerden, şöyle diyeceğiz bir dakika hocam, illadan öncekinin durumuna göre tamam, illadan önceki minel avamil müstesna illadan öncekinin durumuna göredir ama yani amillerden oraya nasıl ekleyeceğim o cümleye onu düşünüyorum. Yine orada beyan ediyor hocam. Ma ile dedik ki bunu unutuyorsunuz. Ma ile ne yapıyor? Beyan ediyor. Yani avamilden olan o şey neyse. Avamilden olan ma ile. Yani ma o şey ki kable illa. İlladan olan şeye göre. İlladan olan şey ne? İlladan önce bir sürü şey var. İlladan önce amillerden olan şeye. O amil harficer olabilir. O amil fiil olabilir.
İlla'dan önce hangi amil geldiyse yani. Tamam hocam. Fe in kanel amilu yaktazir ref'u yaktadir ref'a fail geldi çünkü el fa'ilu alel fa'iliyeti şöyle diyeceğiz. Şayet amil yaktazi gerektirir el ref'a alel fa'il olmak üzere ref'i gerektirirse rafa'atehu aleyha onun üzerine ref edersin. Doğru mu hocam bu? Aynen. Rafa'ataha. Yani ne yapmış olursun? Rafa'ataha. Rafa'atehu aleyha. Sen ref edersin yani. Evet. Yani. Evet. Nahvu ma hadara illa aliyyun. Ancak Ali geldi. Şey ma hadara gelmedi illa ancak Ali geldi diye anlam vereceğiz değil mi buraya? Evet. Ve in kâne evet. Burada Aliyyun'un irabını yaparsak değil mi? Fail diyeceğiz o zaman. Ma nafiye hadara fiile ma'da illa istisna. Ma hadara Aliyyun illa yapalım. Ma nafiye hadara fiile mazi illa edatü istisna Aliyyun fail. Faildir aynen. Bakın burada edatü istisna da caizdir. Edatü hasır da diyebiliriz. Hasır edatı denmesi de caiz. Daha önce bunların farkını almıştık. Biliyorsunuz çünkü hasır sadece çünkü olumsuz da geliyor. Sadece menfi olan da geliyor. Bu şekilde geliyor. Menfi olan da. O yüzden bu üçüncü surette, hasır olarak da istisna olarak da ifade edebilir. Hasır ne demek? Sadece onun geldiğini ifade etmek için getiriyoruz. Yani çünkü Ali'den gayrisi gelmedi. Yoksa birileri geldi ama Ali onlar içerisinde birileri gelmedi. Fakat sadece orada gelenler içerisinde Ali vardı. Sadece Ali geldi. Manası değil de hasır manası ifade etmiş oluyorsun. Bu durumda illa mulga olmuş oluyor. Evet. Ve imkân el amilu yaktazin nasbe alel mef'uliyeti şayet amil mef'ul olmak üzere nasbı gerektiriyorsa nasab tehu aleyha onun üzerine nasb edersin. Nahvu ma ra'aytu illa aliyyen. Ali'den başkasını görmedim. Evet. Burada aliyyen de mef'ulun bih diyeceğiz. Mansubun bil fetha. Evet. Ve in kâne ve in kânel amilu yaktazil cerri yaktazil cerra bi huruf bi harfi minel huruf bi harfin minel huruf min hurufin cer şayet amil harfi cerlerden bir harfi iktiza ediyorsa gerektiriyorsa harf ile cer olmasını iktiza ediyorsa harfil cerri aynen bi hurufil cerri cerartehu cer edersin bihi onu nahvu ma merartu illa bi zeydin ancak Zeyd'e uğradım. Ve hazihi fi haletil haletil üçüncü hal. Bu üçüncü halet. Evet. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi üç tane halet zikretti. Bu illa ile olanı. Bakın ya mansup olacak. Vaciptir o zaman. Değil mi? Mansup olması. Birinci haletimiz burada. Nedir o da? Tam gelecek ve mucep. Olumlu olup ne olacak? Mucep olacak veya caizdir burada. Bu da nedir? Yine tam gelecek ama menfi olacak. Caiz iki vecih. Ya bedeldir. Genelde bedel olarak irabı yapılır. Ama istisna üzerine olması da nedir? Caizdir. Bu az da olsa. Bu da tam menfi olduğunda. Veya da hasebil avamil. Yani başına gelen amillere göre. İlla'dan önce gelen amillere göre. Burada da kelam ne oluyor? Nakıs oluyor. Tabi her zaman menfi geliyor. Menfiliğin bir etkisi olmasa da. Nakıs oluyor. Nakıs nasıl? Müstesna minhu zikredilmiyor. Bu da ne olmuş oluyor? Burada da amil neyse, eğer buradaki fail konumundaysa fail, mansu şeyse meful konumundaysa meful, mecrur konumundaysa mecrur olarak geliyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.